Yani çünkü onlar metafiziğe çok önem veren insanlar. Yani şeytan çağıran, cin çağıran, metafizik derinlik içerisinde hareket eden adamlar. Yani ruhlarla bağlantı kurduklarına inanıyorlar zaten. Onun için Mehdi'yi bilmemeleri mümkün değil. Yani bilirler. Fakat fiili müdahale edecek güçleri olmuyor. Melekler tarafından korunur Mehdi. Yapıyor, yapar. Ama Allah'ın hikmeti mesela mucize yok. Belki 2000-3000 hamle yapıyorlar bakın. Az boz diye belki 2000-3000. Tamamı bozuluyor. Yapamıyorlar. Yoksa Mehdi'yi bilir bilmez olur mu? Yani katletmek de istiyorlar, şehit etmek de istiyorlar. Ama onlar daha ziyade yani uzaktan onun ruhuna azap verebileceklerini düşünüyorlar. Böyle yani sapkın, yani manyakça düşünceler oluyor. Yani büyüyle etki edebileceklerini düşünüyorlar. Var ya o filmlerde falan görüyorsun, onun gibi böyle manyakça inançları var. Mesela cinleri görevlendiriyorlar, işte git ona suikast yap, işte aklını boz, işte kalbine etki et, ruhuna etki et falan gibisinden. Ve bir gün başarılı olacaklarına inanıyorlar. Yani Allah'ın gücünü anlamıyorlar. Hakikaten cin de gönderiyorlar. Fakat melekler Mehdi'yi koruduğu için baş edemiyorlar. Bunu gördükleri halde iman edemiyorlar. Bak mesela bu da çok acayip. Yani baş edemediklerini gördükleri normalde iman etmeleri lazım. Bu çok harika bir durum. Bunu ileride kendileri itiraf edecekler, ederler. Ya Peygamberim çok fazla söylüyor. Ya Mehdi ile uğraşmalarını, çeşit çeşit oyun oynuyorlar. Yani kendi derin devletlerle uğraşıyorlar. Şu bu, hatta iki kere Mehdi'nin gözden kaybolacağı hadisi onların yapacağı hamleyi gösteriyor. Yani ya hapsedecekler ya işte bir şey yapacaklar. Ona benzer bir şeyler. Hatta rivayette Mehdi'yi Deccal alır diyor. Testereyle ortadan ikiye bir biçer. Onun arasından geçer diyor. Ama Mehdi yine birleşir yeniden. Gülerek karşısına gelir diyor. Senin Deccal olduğunu daha iyi anladım der diyor. Tabi illüzyon yapıyor yani şey Deccal. İllüzyon yani illüzyonla elde ediyor. Yani gerçekten bir biçme yok. Ama ondan etkileyeceğini zannediyor. Ondan korkutacağını zannediyor. Ataklar yapacaktır. Açıkça söyleyeyim, Deccaliyet masonlukla iç içedir. Bak ben kendim masonum. Yani birçok ülkeden masonluk diplomam var. Yani çeşitli ülkelerden bir kısmı açık değil. Yani söylememem, söylendiği için söylemiyorum. Ama şu an ateist masonlarla Allah'a inanan masonların müthiş bir mücadelesi var. Yani kıran kırana. Ama tabi silahlı mücadele şeklinde olmuyor. Yani ilmi bir mücadele şeklinde. Kıran kıranadır.